Herkese merhaba, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Çukur 2. sezon 6. bölümün 2. fragmanının analizini yapacağız arkadaşlar. Analizimize başlayalım. Fragmanda ilk başta bir dikkatimizi çeken çok iyi hazırlanmış bir plan. İlk olarak Salih'in konuşması dikkatimizi çekiyor. Ben olsaydım böyle gelir miydiniz diyor. Salih bir şeyler bence biliyor olmalı yani. Planlı olarak Cumali'nin kaçırılmasını önceden tahmin ediyor. Keza Çeto için de öyle. Cumali kaçırıldı ki arkasından gelsinler. Seyfettin Kadı'yı öldürsünler. Reşit Farzurullah. Ben Türkiye'yi sevmem. Bir iş için buraya geldim. Reşit her iki tarafa da istediğini yaptırabilirsin. Olay bundan ibaretti. Büyük ihtimalle bu olayın sonu Reşit'te patlayacak. Ama böyle bir karakteri öldürürler mi? Meçhul. Ölürse yazık olur. Yamaç Aga Bey'imiz kulaklığını takıyor. Orada bir heyecanı meycanı yok deyip gaza pizim çalacak. Seyircileri çok pis bir şekilde gaza getirecek. Bence her zamanki gibi hevesimiz kursağımızda kalacak ve bu heyecanı meycanı yok sahnesi sonlara doğru olacak. Ve izleyemeyeceğiz ne olup bittiğini ve ben orada deli olup bizim televizyona iki tane uçan tekme, İslam'a uygun uçar tekme atacağım. Son sahnelerde şok olabilecek bir durum yaşayabiliriz. Fragmandaki sahneler birbiriyle bağlantı olmadığı için ya da biz kuramadığımız için net nokta atışı şeyler söyleyemiyoruz. Ama adamların tedirginliğini görebiliyoruz. Cumali ve Çeto birlikte plan yapıp kaçmayı başarıyorlar. Ama karakuzuların saldırısı bu işi çok ileriye ve kötüye götürecek. Kemal ve Medet'i gördük araçların içinde. Dayak yemiş, araba çarpmış edasıyla. Amaç büyük ihtimalle burada yolu kapatmak ya da çağrılan ambulansı başka bir müdahalede kullanabilirler. Hedef adamı böylece kaçırabilirler. Sonuç şimdilik iyi gibi görünse de Reşit tehlikesi çok büyüyecek ve olaylar farklı bir yöne gidecek. Celasu'nun sahnesini birinci fragmandaki annesinin sahnesiyle birleştirirsek eğer ciddi bir kötü haber alınmış olabilir. Ama annesinin sahnesini bağdaştırmazsak Metin'in durumu iyi değil görüküyor. Mete Hakk'ın rahmetine kavuşabilir. Ersoy apaçım yapacağız diyor. Yani ben öyle anladım. Yani Allah ne verdiyse dalacağız anlamında. Olabilir bu cümle. Bence bu durumda 6. bölümün havasını kaçıracak en büyük olaylardan biri olabilir. Ya kısacası, uzun lafın kısası, Salih Reşit Farzullah'ın bu planını çözmüş olacak. Ona göre hedef adamla anlaşmalı olacaklar. Planlar tam yerinde gidiyorken Mahsun ve Ersoy'un hamlesi tekrardan Cumali ve Çeto'yu büyük bir tehlikeye sokacak. Fakat bu tehlike daha da ciddi olacak. Çeto ve Cumali'nin birbirlerini bilmeden tanışmış olmaları şu an için iyi görünüyor. Yamaç ekibinin şu an fazla enerjisini sarf etmeden neler başarabileceğini de görmüş olacağız. Analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu çocuktan bir şey olur diyorsanız yorum atmayı ya da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.